Doğanın ve bütün canlıların yaşamını yok eden bu ekolojik saldırıların suçlusu kim? Suçluyu biliyoruz. Kapitalist talanın gezegene ve doğaya hunharca saldırısı, yaşam olanaklarını ortadan kaldırma aşamasına vardı. Ormanların, nehirlerin, denizlerin, yeraltı sularının, sulak alanların, tarihsel mirasın, yaban hayatının, insanların yerleşim alanlarının yok edilmesine yol açan her müdahale, gezegendeki döngünün var olma hakkına kastediyor. Kum saati her dakika yaşam aleyhine işliyor. Dünya halkları ve doğa savunucuları olarak bu adaletsizliği durdurabilmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Ekokırımın suç olarak tanımlanması, bu mücadeleleri destekleyecek ve doğanın haklarını daha güçlü savunmamızı sağlayacak. Şimdi artık söz ve sorumluluk yurttaşlarda, yani hepimizde. Temsili demokrasinin sınırlarını aşarak ilk defa yasama süreçlerine doğrudan yurttaş katılımını sağlayacağız. İnsan merkezli suç tanımından, doğayı merkezine koyan suç tanımına geçişi gündeme getireceğiz. Doğayı ve tüm yaşam alanlarını yok edenlerin fiili olarak sahip oldukları yasal dokunulmazlık kılıfını ortadan kaldırabilecek, ekolojik yıkıma neden olabilecek niyetleri ve fiilleri gerçekleşmeden önce önleyebilecek, bu yıkımı yaratan veya göz yuman şirketlere, hükümetlere, bakanlık yetkililerine ve idarecilere yönelik yargı yolunun açılmasını sağlayabileceğiz. Şimdi doğayı da bir hak öznesi yaparak bütün ekolojik yıkımlara karşı korumayı hukuksal açıdan güçlendirmek için harekete geçiyoruz. Durmuyoruz. Ekokırım yasasını yapıyor.